izinlerini gördüm. Gelişmeye açıklar. Üstüne düş derim ama çok çalışmam lazım. Galip tekim. Annem geldi mi? Çalışma odasında. Oh. Anlıyorum Sermet Bey. Anlıyorum ama siz de bizi anlamaya çalışın. Bu rakamlara çıkmamıza imkan yok. Hayır, hayır. Ben öyle bir şey söylemedim. Anne. Ne yazılı ne anne. Sözlü. Benden duyuyorsunuz. Yeterli değil mi? Kapıyı açar mısın? Sana bir şey göstereceğim. Beni neden duymuyorsun baba? Baba! Beni neden duymuyorsun ha? Ben buradayım baba! Buradayım! Aç şu kapıyı! Baba ben ölmedim, tamam mı? Ben buradayım. Seslendim ama. Nerede o? Çıktı. Çıkmadan da evi inletti. Ahmet Bey'le kavga ettiler galiba. Arabayla mı gitti? Bilmiyorum. Ya Ufuk bilir ama o da işin bitti diye gitmiş. Tamam. Neredesin be abicim? Aç şu telefonu. Beni de sessize almazsın herhalde. Neredesin be oğlum ya? Neredesin? İyi akşamlar. Nasılsın Barış? İyiyim Ahmet amca, siz nasılsınız? Aynı. Gel bakalım seninle konuşalım biraz. Anneannen nasıl? Sağlığı iyi mi? Bir şeye ihtiyacı var mı? İyi iyi, turp gibi. Çok sağ olun. Dersler nasıl peki? İdare ediyoruz işte. Üniversite için bir şeyler düşündün mü? Herkes gibi sınava gireceğim. Kerem için okul bakıyoruz yurt dışından. Sen de gitmek ister misin? Ben yani üniversite yurt dışında burs falan biraz zor. Sen onları düşünme. Ne yapmak istediğini, nasıl bir gelecek kurmak istediğine kafa yoruyor. Biz sana destek oluruz. Teşekkür ederim.
Aklımda birkaç fikir var ama daha net değil. Peki evlat. Düşün bakalım. Sonra konuşuruz. Anneanneme selamınızı söylerim. Merhaba. İyi akşamlar Barış'cığım. Kerem sizde mi? Kerem bizde oturuyorduk. Telefonu unutmuş da onu almaya geldim. Kendisi neden gelmedi? Telefona şeyden... Tamam ben anladım Barış'cığım. O zaman ben gideyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar evlat. İyi akşamlar. Barış'a gösterdiğin ilginin birazını da Kerem'e göstersen keşke. Sizi yukarıdan duydum. Bu çocuğu kollamaya daha ne kadar devam edeceğiz Ahmet? Ona elimizden geldiğince iyi bir yaşam sunmadık mı? Yetmedi mi artık? Daha ne kadar bakacağız Barış'a? Ben yaşadığım sürece onun istediği her şey gerçekleştirilecek. Zamanı geldiğinde de ailesinden kalan hisseleri yönetmek için holdingdeki yerini alacak. O kadar da değil. Hisse mi? Saçmaladığının farkında mısın sen? Neden? Ne neden? Sen her şeyi bıraktın Ahmet. Her şeyi. Elimizde avucumuzda ne varsa kaybediyorduk az kalsın. Ben... Sen olmasan. Evet ben olmasam. Canımı dişime takarak çalıştım her şeyi geri kazanmak için. Gecemi gündüzüme kattım. Çocuğumun büyümesini bile göremedim ben. Çalıştığın için değil mi? Evet. İkimiz de yas tutuyoruz. Ben kendimi kapattım, hapsettim. Haksız olduğumu düşündüğüm için. Sen çalıştın. Düşünmek istemediğin için sadece çalıştın. Ne olacaktı sanki her şeyimizi kaybetseydik? Hiç. Yaşayıp gidecektik. Seninki sadece bahane. Hayır, hiç de değil. Ben bir kere kaybettim Ahmet. Onun için bunun ne demek olduğunu bilirim. Evimize haciz gelmesini, annemin gözyaşlarını, babamın çekip gitmesini... Hepsini biliyorum. Hepsi dün gibi aklımda. Aynı şeylere çocuğumun da çekmesine izin veremezdim. Vermedim de vermeyeceğim de. Senin vicdan borcundan başka bir borcumuz yok Barış'a. Onun annesini ve babasını biz öldürmedik. Amcası öldürdü. Ve şimdi o da hapiste cezasını çekiyor. Bu yüzden unut gitsin. Holding'de asla hissesi olmayacak Barış'ın. Hadi oğlum ben yatıyorum artık. İyi geceler anneanne. Haber yok mu hala? Birkaç arkadaşını aradım ama... Ay babasıyla fena kapıştı demek. Takma sen ya. Hayır yani canı sıkıldığında hep bize gelirdi de niye gelmedik? Bilmem belki gelir gene. Gelir gelir gelir. Bilmez miyim ben onu? Şimdi biraz yalnız kalmak istemiştir ama sonra gelir. Hadi yat sen. Peki. Hadi canım benim. Oh. Oh. İyi geceler. İyi geceler. Yoruldun mu? Yok. Sen? Hayır. Ben hep ağaç tepelerindeydim ki. Ha. Ben köylüsün. Süper. Sen ne anlarsın ağaçtan? Alo Ufuk. Ya aramışsın kaç defa. Kusura bakma. Sessizdeydi telefon. Kerem'i soracaktım da. Akşamüstü arabayı aldı gitti. Onu biliyorum bir tek. Nereye gitti biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Ama hiç iyi değildi durumu. Çok kızgındı yani. Sağ ol tamam.